Herkese merhaba. Bugün sizlere Yunan mitolojisindeki dişi canavar Medusa'nın gerçek hikayesini anlatacağım. Hikayesini tamamen dinledikten sonra onun hakkındaki düşünceleriniz değişebilir. Yorumlar kısmında konu hakkındaki fikirlerinizi belirtmeyi ve bu tür daha fazla içerik görmek istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi hikayeye geçelim. Medusa, Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının dişi canavarı olan 3 Gorgon'dan biridir. Gorgo, Yunanca'da korkunç ve berbat anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelimeden ortaya çıkan Gorgonlar, Yunan mitolojisinde efsaneleşen dişi canavarlardır. Ve bunlar 3 kardeştir. Medusa, Stenio ve Huriel'dir. Bu 3 kardeşten yalnızca yılan saçlı Medusa ölümlüdür. Ve kendisine bakanları taşa çevirebilen bir güce sahiptir. Efsaneye göre aslında 3 kardeş öz kardeş değillerdir. Efsanelerde sadece 3 Gorgon bulunduğu için Zeus onları kardeş ilan etmiştir. Medusa'nın hikayesi ise şu şekilde. Efsaneye göre Medusa, güzelliğiyle herkesi büyüleyen ve kıskanılan, tanrıları bile kendine aşık eden bir kızmış. Güzelliğinden dolayı kendisine rakip olarak görünen bir kız bulmak mümkün olamazmış. Medusa kendini tanrılara adadığı için zeka tanrıçası olan Athena'ya ait bir tapınakta yaşarmış. Medusa'ya aşık olan biri varmış. Bu kişi yanında yaşadığı denizlerin efendisi Poseidon'muş. Bir süre sonra Athena bu olayı öğrendiğinde Poseidon, Medusa'ya olan aşkını inkar etmiş. Ama bir gün Athena'nın tapınağında Medusa'ya zorla sahip oldu. Athena bu olayı öğrendiğinde Medusa ve kardeşlerini lanetlemiş. Sonra da Medusa'nın saçlarının her bir telini yılana dönüştürüp dünyanın en kuzeyinde bulunan Hyperborea'ya sürmüş. Athena olayın ardından uzun bir süre geçtikten sonra Medusa'ya olan öfkesi dinmediği için kardeşi Perseus'a görev verip Medusa'yı öldürmesini istemiş. Kardeşine Medusa'nın yanına giderken yanına büyülü bir çanta, başlık ve kanatlı sandaletlerini almasını söylemiş. Çok önemli bir şey daha eklemiş. Medusa ile karşılaştığında ona asla bakmamasını, bakarsa taşa dönüşeceğini söylemiş. Bu nedenle kalkanını Medusa'ya karşı ayna gibi kullanmasını ve yüzünü göstermeden kafasını kesmesini söylemiş. Bu işi yapabilmesi için ona orak biçimli bir kılıç vermiş. Daha öncesinde de Medusa'yı öldürmek için giden birçok asker olmuş. Fakat hepsi taşa dönüşmüş veya ölmüş bir şekilde bulunmuş. Perseus, üvey kız kardeşinin isteğini kırmayıp kılıcıyla Medusa'yı öldürmeye gitmiş. Ve yüzüne bakmadan başını kesmiş. Medusa o anda ölmüş. Fakat bilmedikleri bir şey varmış. Medusa'nın başını kestiği anda Poseidon'dan olma çocukları Pegasus ve Chrysor gövdesinden dışarı fırlamış. Perseus başarılı bir şekilde tanrıların yanına geri dönmüş ve Medusa'nın başını Athena'ya sunmuş. Athena kesilmiş başı onun efsanevi kalkanına yerleştirmiş. Perseus bu şekilde birçok düşmanını yenmiş ve savaşlar kazanmıştı. Artık yenilmez olmuştu. Titan Atlas'ı da bu şekilde alt etmiş ve onu bir dağa dönüştürmüş. Athena aynı zamanda kesilmiş baştan iki damla kan almıştı. Bunlardan biri zehir, diğeri ise panzehirdi. Ve bu iki damla kanı Kral Erictonius'a hediye etmişti. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.